17 Aralık 1909 tarihinde kumandan Mehmet Ali Bey şu raporu yazıyor. Diyor ki, gece yarısı Bahçemütüsü İsmail Hakkı Bey, kardeşi Yusuf ve diğer Müslümanlar idam edildiler. Onlar idam edilirken hiçbir Hristiyan ve Ermeni idam edilmedi. Ve onların idamı büyük üzüntü yarattı. Arz ederim efendim. Onu söylüyor Mehmet Ali. Ve bu belgeye baktığımızda, bu belge Osmanlı Bakanlar Kurulu'nun tutanağıdır. Hükümet adına toplanan heyet kararı okuyor. Bu karar metninde diyor ki, Bahçe Müftüsü İsmail Hakkı Bey'den bir telgraf geldi. Müftü der ki, ben cezaevindeyim. Adil bir mahkemede yargılanırsam, kendimi savunursam, suçsuz olduğuma inanıyorum ve serbest kalacağımı biliyorum. Deniliyor ki, Müftü Efendi her ne kadar savunma yapmak istiyorsa, savunmasına gerek yoktur, idamının infazı gerekli. İmza Talat Paşa, imza Ermeni Haraçyan, imza o zamanki Dışişleri Bakanlığı adına imza koyan, evet, Rifat Menemencioğlu ve diğerleri. Osmanlı hükümeti dosyayı kapatmak ve dünya basınının baskılarını durdurabilmek için Bahçe Müftüsü'nün kellesini alıp idam etmeye karar verdiler ve bu tutanağa imza attılar. Bu belge çok önemli bir tarihi sorumluluğun olduğunu hatırlatıyor. Evet, karşımızda Müftünün idam belgesi. Müftünün idamına onay veren Talat Paşa. Müftü 17 Aralık 1909 tarihinde idam edildi. Onaylayan kişi Talat Paşa'nın kendisi. Evet, karşımızda Talat Paşa. Müftünün idamına onay veren Ermeni Halaçyan'ın fotoğrafı. Evet, Halaçyan onay verdi ve Müftü idam edildi olaydan dolayı. Rifat Menemencioğlu, idama onay veren Adana kökenli, Karisalılı, Osmanlı Dışişleri Bakanlığı görevine kadar gelen, evet, ünlü diplomat, İstanbul'daki burjuva hayatı yaşayan ve aile içerisinde farklı etnik gruplara mensup efendim gelinler bulunan kişi, evet, evindeki çektiği bir fotoğraf Rifat Menemencioğlu ve ailesinin resmi. Bu belge idam infazından hemen sonra kumandan Mehmet Ali Bey'in İstanbul'a çekmiş olduğu bir telgraftır. Komutan diyor ki, Bahçe Müftüsü idam edildi. Arz ederim efendim. Bu telgrafı çeken komutanın elleri titriyordu ve gözyaşı döküyordu. Çünkü Müslümanlar topluca idam edilirken idam cezası alan papaz Muşek dahil diğer suçların dosyası geri çekildi. En ufak bir işlem bile yapılmadı. Adalet Türkler ve Müslümanlar için çalıştı. İdam sehpasına onlar gittiler. İşte bu tarihi belge o çelişkiyi gözler önüne seriyor. Ve olayın acı gerçeği, Erzin kasabasında gece yarısı cezaevinden alınan Müftü İsmail Hakkı Bey, kardeşi Yusuf Ziya ve diğer Müslümanlar çınar ağacında, kurulan dar ağacında, evet, son nefeslerini verdiler. Ve onlar kim bilir ne düşünmüşlerdi. Erzin'in tarihi bir fotoğrafı. Bu fotoğraf konuşsa ne anlatacak acaba? Çınar ağaçları ve o zamanki Erzin'deki diğer binaları görüyorsunuz. Olayın tanığı olan Erzin kasabasındaki çınar ağacı ve tarihi yapıların belgesi bu şekilde ekrana geldi. Saygıdeğer izleyiciler, bu arşiv belgesi Ermeni papaz Muşek'in idam kararıdır. Papaz Muşek 1909 yılı Temmuz ayı içerisindeki yargılamalarda olayları planlayan, Ermenilerin silahlanmasını teşvik eden, Osmaniye'ye geldiğinde Osmaniye'de, Bahçe'de, Erzin'de idarecilere kafa tutan, kendince bir eylem veyahut da bir savaş olması halinde kimlerin kaymakam olacağı, komutan olacağı, idari ele alacağı hakkında planlama yaptığı, deniz kıyısından kaçak yoldan silahların geldiği, Adana'yı karıştıran, olayları planlayan kişinin Ermeni papaz Muşek olduğu, bundan dolayı idam edileceği hakkında mahkemenin kararı. Evet, bu mahkeme kararı dosyada kaldı. En ufak bir işleme bile konmadı. Çünkü Muşek olay yaşandığında iç savaş,
Mısır'daydı. Savaşın son günlerinde gemiyle Mersin'e geldi. Bir müddet kaldı, geri Mısır'a gitti. O zaman Mısır Osmanlı'ya bağlıydı bir bakıma. Osmanlı hükümeti Mısır'da Muşek'le ilgili en ufak bir takibat yapmadı. Onun aldığı idam cezası infaz edilemedi. Muşek paçayı kurtardı, kendini kurtardı. Evet, ancak diğer yandan Bahçe müftüsü idam edildi. Kardeşi Yusuf Ziya ve diğer Müslümanlar. Adana insanı bundan dolayı kızgındır. İsyan halindedir. Cemal Paşa'ya ve o zamanki hükümete bu olay hiç kapanmadı. Uzun yıllar bu belgeler arşivlerin depolarında saklı kalmıştı. Üzeri açıldı, son zamanlarda okundu. İşte 2008, 2009, 2010, 11 ve 2012 yıllarında yaz mevsiminde İstanbul'a gittiğimde arşivin deposunda bulduğum bu belgelerin görüntülerini aldım, okudum ve bunları okudum. Gözyaşına ortak oldum. Bu çalışmada bana ilham kaynağı olan saygıdeğer Duygu Saban öğretmenime ve Bahçe ilçesinden Ahmet Refik Müftüoğlu'na ve olayla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi bana ulaştıran, örneğin Dört Yol'daki Kadir Aslan hocama, Osmanlı'daki İsmet İpek'e ve olaya dair bütün insanlara ben sonsuz saygılarımı sunuyorum. Evet, karşımızda Muşek'in idam belgesi, tarihi bir olayın tanığı. Ve Papaz Muşek olayları planladı. Binlerce insanın ölmesine sebebiyet verdi. Adana şehri mahvolmuştu. Ersin'de, Ceyhan'da, Osmaniye'de, Haçin Saybel'de bir iç savaş yaşandı. Adana Savaşı. Olayın sorumlusu Ermeni papazının papaz kıyafetindeki resmi görüyorsunuz. Olayın üzerinde yıllar geçti. 2011 yılı gelinceye kadar Ersin'de tarihi mezarlığın içerisinde paslı tenekelerle olan mezarın levhaları vardı. Bakın okuyorsunuz, ne diyor? Bahçe müftüsü İsmail Hakkı Bey ile ilgili yazılar var. 9 Eylül 1909'da ölmüş. Şimdi idam eden Osmanlı hükümeti, idam onay veren Talat Paşa, Cemal Paşa ve diğerleri Ermeni gruplar bütün dünyanın baskılarıyla müftü idam edildi, dosya kapatıldı. Müftü Efendi ve kardeşinin mezarları çöp içinde, ot içinde kaldı. Paslı tenekeler kondu. 2012 yıl içerisinde yapılan tartışmalarla müftünün mezarındaki o paslı tenekeler kaldırıp atıldı. Yeni baştan bir mezar yapıldı. Bu konuda Erzincan Belediye Başkanı Kasım Bey ve arkadaşlarına, olaya duyarlı insanlara çok teşekkür ediyorum. Evet, karşımızda müftünün mezarındaki paslı tenekelerin görüntüsü. Ve mezardaki yabancı otları temizleyen Ahmet Refik Müftüoğlu ve arkadaşlarının fotoğrafını görüyorsunuz. Evet, olayın bir başka görüntüsü ve Erzincan şehitleriyle ilgili en son konan bir levhayı görüyorsunuz. Bu idam edilen insanlar tarihin gerçeğinde birer kahramandır, şehittir. Ben buradan bütün dünya kamuoyuna bu acı gerçeği, çelişkileri söylerken bir şeyi söylemek istiyorum. Türkiye'nin Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet, yetkililer, nasıl ki Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal Atatürk, Boğazlıyan Kaymakamı'nın milli şehit olduğunu kabul etmiş ve ona sahip çıkmışsa, 2013 yılı ve sonrasında Türkiye'de başbakan, hükümet ve kamuoyu, devletimizin Bahçe müftüsü İsmail Hakkı Bey ve kardeşi Yusuf Ziya'nın milli şehit oldukları, haklarının tekrar verilmesi gerektiği yöndeki bir parlamento kararı alınması lazım ve bu yönde çalışma yapmak lazım. Bunu teklif ediyorum ve haykırıyorum. Benim isyanlarım, elde ettiğim bilgiler, çelişkilere karşı vicdanları sızlatan, hukuk adına işlenen bir cinayet sonrasında mağdur olan insanların haklarını savunmak ve geleceğe taşımaktır. Evet, bunu söylerken müftüyü idam ettiler kitabı o düşüncenin sonucu olarak da yayınlandı. Bunu söylüyorum ve yayının da en son kısmında tekrar müftünün adını dinleyelim ve bu olayı hiç unutmayalım. Sonsuz saygılarım efendim. Çeden getirdiler
yatırdılar. Öldüğüne yanmıyorum, gavur kefen getirdiler. Öldüğüne yanmıyorum, gavur kefen getirdiler. Şu bahçeden getirdiler, şu nerzine yatırdılar. Öldüğüne yanmıyorum, gavur kefen getirdiler.